Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Ben Tuncay, İstanbul'dan geldim, ders almak istiyorum. Kim Tuncay? Ah be Tuncay ya. Ah be Tuncay ya. Ah be Tuncay ya. Efendim? Tuncay, senin dersin vardı. Sen başka bir dergaha bizi bıraktın gittin. O yüzden ben yıllardan beri, 30 kusur yıldan beri benim değişmeyen kaidemdir. Bir kimse dergahı bırakır giderse ben ona tekrar ders vermem. Bunu herkes bilir. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bana söylerse, geçmiş peygamberler söylerse, ashab-ı Resulullah söylerse, pir efendiler söylerse o zaman ders veririm. Öbür türlü ders vermem. Bu herkes için geçerli. Bu işin hukukunu bütün kardeşler, arkadaşlar bilirler. O yüzden bayanlar da dahil, erkekler de dahil. Bir kimse rüyasında bir şey görür de, bir emir görür, gelir helallaşır gider, Allah yolunu açık etsin. Bunda bir sıkıntı yok. Buna söyleyecek bir lafım yok benim. Sufilik bu, tasavvuf. Bir kimse gerçekten böyle sahih bir rüya görür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, geçmiş peygamberler, ashab-ı Resulullah'tan, piri piran efendilerimizden birisini görür, rüyasında görür. O onu başka bir yere gönderir. Bu sufilikte haktır. Bu normaldir. Bu harika bir şeydir zaten. Bundan mutluluk duyarım ben. Eyvallah. Buna söylenecek laf yoktur. Ama öbür türlü bu, Allah affetsin. Hakkınızı helal edin. Uber helal mı? Uber ne? Taksi şirketi. Ya Uber helal mı, haram mı diye sormaya hakkınız yok ki. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti İslam devleti mi? Hukuku İslam mı ki? Siz yediğinize, içtiğinize bakın. Ticaret. Uluslararası bir şirket. Devletin kendince, kendi düzenleyeceği bir şey. Buna kalkıp da birisinin fetva vermesi mümkün değil. Türkiye'de böyle şeylere fetva verirlerse onların başları derde girer. Bakın böyle şeylere, bunlar uluslararası kapitalist sistemin öngördüğü şeyler. Siz böyle Uber'i tartışmaya başladığınızda başka uluslararası şirketler var. Onları tartışın. Yabancı finans sektörleri girmesi helal mı değil mi? Yabancı bankalar girmesi helal mı değil mi? Yabancı petrol şirketleri, yabancı doğalgaz şirketleri, yabancı enerji şirketleri, yabancı sanayi. Oho! Siz başınıza dert mi açmak istiyorsunuz? Yarın savcılığın önünde mi soluklanacaksınız? Veya beni soluklandıracaksınız? Bunlar, bakın, ümmet-i Muhammed'in aldandığı yerler var. Az önce şimdi NTV radyoyu dinliyorum. Bindim NTV radyoda. NTV'deki şey şu: İslam kadınları hapsetmez, İslam kadınları şöyle yapmaz, İslam kadınları böyle yapmaz. Yani doğru İslam anlatacak. Ya İslam
kadınların biz mi genel evine hapsettik? İslam kadınları hapsetmezse genel evlerinden çıkarın. İslam kadınları hapsetmez. Evet, randevu evlerinden çıkarın. İslam kadınları hapsetmez. Hapsetmez kardeşim, biz de hapse olsun demiyoruz. Siz bayan istihdamını açtınız da milletin önüne iş koydunuz da çalışmadı mı? Siz çalışan bayanların, erkeklerin namusunu, şerefini, haysiyetini, ırzını muhafaza mı ettiniz? İslam kadınları hapsetmez. Hapsetmeyelim. Asansörde tecavüz edenler sufiler mi? Kadınlara tecavüz eden, kadınları döven, kadınları söven, kadınlara hakaret eden sufiler mi? Kadınların zorla ırzına geçen sufiler mi? Bunlara karşı cezai müeyyide ne uygulandı da insanlar bundan geri durdu? Nasıl bir eğitim verildi, nasıl bir öğretim verildi de bunlar aşağı mı düştü? Yani orada bir İslam duruyor, kolu kanadı yok, kroşe vuracak bir şeysi yok. Vur İslam'a. Allah'tan korkmuyorlar. Önüne gelen İslam'ı eleştiriyor şimdi. Veya Müslümanları eleştiriyor. Siz doğru iştahat verdiniz de biz kabul etmedik mi? Ben bayanlara telefon açtırdım. Açın telefon dedim, sorun. Bir evli bayan bir başka erkekle zina ederse nikahı düşüyor mu düşmüyor mu diye sorun dedim. Sordular. Seslerini dahi kaydetmişler. Aldıkları cevabı da kaydetmişler. Nikahı düşmüyor. Verdikleri fetva bu. Bir kadın 10 tane adam dolaşacak. Kimle resmi olarak evli görünüyor? X kimseyle. Nikahı düşmedi. Sen dön yine X kimseye. Ya bu hamile kaldıysa ne olacak? Bu kadın hamile kaldı. Bu çocuk ne olacak? Bu çocuğun mirasçısı kim olacak? Velisi kim olacak? Bu çocuk kimin mirasına girecek? Veremezler ki fetva. Veremezler. Neden? Ya verdiği zaman mevcut hukukla ters düşer. Geçen haftadan ben devam ettireceğiniz şimdi bana. Niye iştihad edecekler? Neyin iştihadını edeceksiniz? Şimdi güncellemekten çıktı iş, iştihada düştü. Yavaş 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 geriye geldi. İştihad. İyi, iştihad edin. Tamam. Neye iştihad edeceksiniz? Hani baştan okuyduydum ya şuradan. Büyük günahları sayacağım. Başka bir şey değil. Ve büyük günahları sayarken de karşılığında mevcut hukukun bu konudaki tavrını söyleyeceğim size. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey değil. Yoksa yeni bir din getirecek değiliz.
bulabilirsem inşallah. Şu aradığımı bulamadım ama oradan kısa bir şekilde okuyayım şimdi yine. Ha tamam. Evet. Büyük günahları sıralıyorum. Allah'a şirk koşmak. Karşılığında Türkiye Cumhuriyeti hukuku karşılığında bir cezası var mı? Yok. İsyana devam etmeye niyetli olmak. Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuku karşılığında var mı? Yok. Devam ediyorum. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin karşılığında bir cezası var mı? Yok. Ve bunu normalde bunları böyle devam ettirmek, etrafa da yaymak. Yani bir adam kendisi şirke düştüğüyle kalmıyor. Etrafa da şirki anlatıyor. Suç mu Türkiye Cumhuriyeti devlet açısından? Hayır. İsyana devam etmeye niyetli olmak. Bir kimse Allah'a isyan etmeye, isyan ettiği gibi bir de niyetli ona devam ediyor. Allah'a isyanı da insanlara sevk ve idare ediyor. Anlatıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti karşılığında bu suç mu? Değil. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek şeytani bir şey. Bu normalde Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşılığında bu suç mu? Değil. İnsanları bu noktada sevk ve idare etmek suç mu? Değil. Allah'ın mekrinden emin olmaktır. Suç mu? Değil. İftira etmek. Bir kimseye iftira etmek. Bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde karşılığı suç olarak var. Burada mı Mehmet Emin? Geldi mi Mehmet Emin yok mu? Gelmedi. Avukat var mı içinizde? İftiranın suç cezası ne kadar karşılığı? İftira suç olarak geçiyor. Çok basit bir cezası var. Öyle değil mi? Az bir miktarda. Evet. Yalan şahitliği yapmak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bunun da suçu var. Bunun da normalde az bir şey cezası var. İnsanın durumunu veya bir uzvunu değiştiren sihir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşılığında cezası yok. Medyumlar, sihirbazlar, cinciler hepsi de meydanda. Hakkı iptal eden veya batılı yerleştiren yalan yemindir. Bunun normalde karşılığında cezası var. Haksız olarak haramı, yetim malını yemek. Bunun Türkiye Cumhuriyeti'nde karşılığı var mı? Yok. Riba yemek, faiz yemek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşılığında var mı? Yok. Devletin kendisi faizci. Sarhoşluk veren şeyleri yemek, içmek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşılığında, Cumhuriyet'in normalde hukukunun karşılığında bu suç mu? Değil. Devlet kendisi üretiyordu rakıyı, şarabı, birayı. Kendisi satıyordu. Suç mu? Değil. Zina. Suç mu? Değil. Livata. Suç mu? Değil. Zinanın ve livatanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukukunda cezası var mı? Yok. Zinadan para kazanırsa cezası var. Zinadan para kazanırsa. Bir kimse istediği kadar zina yapsın. Karşılığında cezası yok Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kanunu'nda. Adam öldürmek. Adam öldüren, kasten adam öldüren, suçsuz yere adam öldüren kimse öldürülüyor mu? Hayır.
ne müebbet hapis. Ağırlaştırılmış müebbet hapis. Ne kadar? 30 kusur yıl. 30 kusur yıl. Hırsızlık yapmak. Evet, normalde hırsızlık yapmanın cezası var. Ne biliyor musunuz suçun adı? Ekonomik suç. Hırsızlık değil. Adı ekonomik suç. Bu normalde şey olarak, hani Mekki'ye göre, Mekki kendisince 14 tane demiş, 14 tane sıralamış içinde. Ya normalde neyi biz şimdi iştahını edeceğiz bunun? Allah iyi etsin inşallah. Perşembe akşamları veya başka zikir halkalarında bayanlar olarak tekli esmalarda kalbin üstüne mi, sağa ve sola sallanarak mı yapılmalı? Normalde biz bazen bunu oturduğumuz yerde yaparsak kalbimizin üzerine yapıyoruz. Ayakta yaptığımızda bunu genel olarak şimdi sağlı sollu vurmaya başladık. Sağlı sollu vurulabilir. Zikir yaparken ders yaptıran kişinin sesini geçmemenin edebi kişinin sesi ders yaptırandan yüksek ama normal yapması mı yoksa alçaltması mı gerekir? Normalde bazen zikrullah yaptıran kimseler seslerini çok kısmasınlar, çok da yükseltmesinler. Geri kalanlar da onlara tabi olsunlar inşallah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayeti kafirler için de geçerli mi? Kafirler de Allah'a dönecek mi? Bütün her şey Allah'a dönecek. Bir mürşid-i kamil kendisine bağlı müritlerden ne kadar haberdardır? Attıkları her adımı bilir mi? Bunu böyle iddia ederler. Cenab-ı Hak bildirirse onlar da bilir. Cenab-ı Hak bildirmezse hiç kimse hiçbir şey bilemez. Malatya'dan Hamza kardeşin selamı var. Aleyküm selam. Yaşında her gün mastürbasyon yapan internetten pornografi videolar izlemiş ve aynı yaşlarda başka erkek arkadaşlarıyla izlediklerini birbirleri üzerinde uygulamış, taciz edilmiş çocuğa nasıl yaklaşımda bulunabiliriz? Çocuklarınızı aynı yaş ortamdaki veya bir üst yaş ortamdaki yerlere gönderirken dikkat edin. O yüzden çocuklarınızı edepli, terbiyeli, mümkünse mesela 10 yaş üstü, edepli, terbiyeli abilerle, çocuklarla arkadaşlık kurmasını önerin. Erkek çocuklarınızı da kız çocukları gibi koruyun. Çocuklarınıza pornografif böyle cinsellikle alakalı şeyler izlettirmeyin. Sonra o çocuk bir ömür boyu o travmayı yaşamak zorunda kalır. Çocukları normalde olur olmaz sokağa bırakırsanız, sokakta oynatırsanız çocukların başına ne geleceği belli olmaz. Babalar, çocukları yanlarınızda taşıyın. Çocuk, erkek çocuk en iyi babasının yanında yetişir. Erkek çocuk, kız çocuk en iyi annesinin yanında yetişir. Erkek çocuk baba ve babasının arkadaşlarının yanında. Amcası olabilir, dayısı olabilir. Veya babasının samimi arkadaşları olabilir. Erkek çocuğun yetişeceği ortam onlardır. Çocukları sokağa, mahalleye, tek başına oraya buraya göndermek uygun değil. Hamdolsun burada bir
topluluğumuz var. Burada kardeşliğimiz, arkadaşlığımız var. Kız çocuklarımızı da, erkek çocuklarımızı da gönül rahatlığıyla teslim ederiz, emanet ederiz. Öbür türlü sıkıntı büyük. Allah muhafaza eylesin. Öyle bir çocuğa nasıl yaklaşılacak? Muhakkak bir pedagog, muhakkak bir psikiyatri, muhakkak bu meseleyle teknik bilgiye sahip olmuş bir kimseyle onu bu travmadan çıkarmaya gayret edeceksiniz. Ama önemli olan bu hale düşmeden çocuğu normalde işte mümkünse 10 yaşından itibaren büyüklerin yanında onları yetiştirmek. Babaya ağırlık gelmeyecek erkek çocuğu. Kız çocuğu anneye ağırlık gelmeyecek. Başımdan gitsin de nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın. Anneye ağırlık gelmeyecek. Erkek çocuk babaya ağırlık gelmeyecek. Babanın işi gücü müsait değilse baba kendince samimi arkadaşının, dostunun yanında onu yetiştirecek. Çocuğu okula gönderiyorsun. Bildiğin, gördüğün, tanıdığın yere gönder. Çocuğu bir işe göndereceksin. Bildiğin, tanıdığın bir kimseyle gönder. Geri dönülmez sıkıntılara yol açabilir. Geri dönülmez. Yani bir gün böyle bir bayan sohbetindeydim ben. Ya ne ama elliyorsunuz milletin çocuklarını dedim. Öpçem de uğraşıyorsunuz. Kadın erkek. Çocuk 8-9 yaşına gelmiş. Erkek çocuğu. O yanaktan okşanılmaz. Çocuk 8-9 yaşına gelmiş. Ondan kesme alınmaz. Ellenmez o. Seviyormuş. Sev kardeşim. Sevmek, ellemek demek mi? O çocuğa dokunacak olan bir tek annesi, bir de babası dokunacak. Çocuğa dokunacak olanlar annesi ve babasıdır. Evet, çocuk normalde başından okşa, ensesinden okşa. Baba yaşındasan, eyvallah. Erkek çocuk yanaktan okşanmaz, orası burası ellenmez erkek çocuğun. Çocuk diyelim ki daha önce böyle bir şey yaptı, çocuğun üstünde çakı bıçağı var. Normalde diyelim ki çocuğun 7-8 yaşında böyle taciz ettiler. Çocuk bu noktada tikli. Sen bir yanaktan kesme aldın. Çocuk çakıyı çıkardı, tak sapladı sana. Uğraş dur. Ya ben onu sevdiydim. Ulan erkek adam yanaktan mı sevilir? Ahlaksız adam. Her şeyin bir adab-ı erkanı var. İmam-ı Azam Hazretleri, İmam Muhammed'in, İmam Yusuf'un yüzüne bile bakmamış. Uzun müddet, bakın yüzüne bile bakmamış. İmam Yusuf demiş ki, efendim demiş, sakalımı biraz daha uzun bırakayım yoksa normal mi bu sakalın demiş. Senin sakalın çıktı mı evladım demiş. Sakalsızken yanına gelmiş öğrenci olarak, hiç yüzüne bakmamış. Çünkü parlak erkek çocuğunun yüzüne bakmak da erkeklere haramdır. Parlak erkek çocuğunun yüzüne de şehvetle bakmak erkeklere haramdır. Bir bazıları şehveti koymamış. O yüzden iki tane cümle söyledim. Birisi okur şimdi onu şehvetle. Birisi de okur, şehvet yok orada. Neden? Livatayı önlemek için. Neden sakalı gelen erkeklerin sakalına dokunmamışlar hiç? Livatalığı önlemek için.
livatalığı önlemek için. Şimdi bizi tefe koyacaklar gene. Bunlar sapık diyecekler. Dinliyorlar ya sohbetleri. Diyecekler ki nereden çıkardınız bunları? İyi hadisleri inkar edin o zaman siz. İmamların içtihatlarını inkar edin. Dahi iş o zaman çıkacak. Hani bizi şimdi normalde Daesh'te eşdeğerde tutmaya çalışıyorlar ya şimdi. Tabii. Neden? Çünkü ilimle karşılık veremeyecekler. Diyanet de ilimle karşılık veremeyecek, ilahiyatlar da ilimle karşılık veremeyecekler. Karşılık vermeleri mümkün değil çünkü. Karşılık verebilmesi için Diyanet'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukukunun dışında içtihatlar üretmesi lazım. Bana abdestle alakalı içtihat üretmesin. Abdestle işim yok, namazla işim yok, oruçla işim yok. Haçla işim yok. Bunlarla içtihat üretmesin bana. He kadınlarla alakalı içtihat üreteceksin. Hangi içtihadı üreteceksin genel evindeki 200 bin tane kadın dururken? Sokaklarda eşcinsel dolaşırken, eşcinseller dolaşırken ne içtihadı üreteceksin? Bunları helal mi edeceksiniz şimdi? Meyhaneler yıkılırken, içkiler yıkılırken ne içtihadı üreteceksin? Ne yapacaksın? Neye içtihat üretecekler merak ediyorum. Daha fare doğuracak yine. Ne yapacaksın? İslam'ın hukukunu mu kaldıracaksın orta yerden? Sonuçta mevcut hukuk ile İslam hukuku arasında dağlar kadar fark var. Zıt birbirine. Siz şimdi mevcut hukuku değiştirmeye güçleri yetmiyor. İslam'ın hukukunu mu değiştireceksiniz? Mevcut hukuk millet meclisinde değişecek bir hukuk değil mi? Toplanın, zinanın cezasını verin. Evli bir kadın zina ederse deyin, 100 sopa rejim edilir. Verebilecekler mi? Hayır. Neden? Süleyman Demirel öyle dedi. Türkiye dedi, tekrar yeniden dedi, ne o? Arapların hukukuna döndürülemez dedi. Laik demokratik bir devlettir dedi. İyi. Nasıl olacak? Mümkün değil. Allah muhafaza eylese. O yüzden bu sapkınlıklar ve sapıklıklar eğitim olmazsa, ceza sistemi olmazsa devam edecek daha. Eğitim olmazsa, ceza sistemi olmazsa devam edecek. O yüzden erkek çocuklarınızı özellikle bu benim kendi şahsi kanaatim. Derviş kardeşlerin yanından, ahlakına güvendiğiniz insanların yanından ayırmayın. Kendi çocuklarınız dahi, eğer normalde derviş kardeşinizin çocuğu ahlaksızlık yapıyor. Bunu çocuğunuzdan öğrendiniz. Hemen onu babasına söyleyin. Babası onun terbiyesini versin. Sebep, çocuklar evde ayrı terbiye alıyorlar, okulda ayrı terbiye alıyorlar. Çocuk küfür bilmeyen çocuk okulda küfür öğreniyor. Hakaret bilmeyen çocuk okulda hakaret öğreniyor. İstediğiniz okula gönderin. Bütün okullarda bu mevcut. Bütün okullarda. İlkokuldan üniversiteye kadar çocukları okulda muhafaza etmek mümkün değil. Herkes evlat yetiştiriyor. Herkesin önünde.
Çocuğun annesi babası küfretmiyor, çocuk küfrediyor. Çocuğun abileri küfretmiyor, çocuk küfrediyor. Ve o çocuk küfürde ısrar ediyor. Allah muhafaza eylesin. Çocuklarınızı dergahın kültüründen ayırmayın. Yok şu okula gidiyormuş, yok bu okula gidiyormuş, yok şöyle dersi varmış. Haftanın bir günü zikrullah'a, sohbete getirin onu buraya. Ciddi ciddi söylüyorum. Çocuklarınızın elinden tutun, sevdirerekten buraya getirin. Kız anneleri, çocuklarınızın elinden tutun, sohbete, zikrullah'a götürün. Herhangi bir okulun aktivitesi için, herhangi bir okulla alakalı bir kurs, herhangi bir şey için kilometrelerce yol gidiyorsunuz. Okullara milyonlar veriyorsunuz. O çocukların normalde dini eğitimi alabilmesi için çocuklarınızı, bu benim kendimce, bir başkası kendince, kendi cemaatini, kendi tarikatını muhakkak önde tutacak. Benim için burası. Muhakkak getirin. Sonra altı şişhane, üstü tophane. Anne baba derviş, çocuk kaymış. Böyle şeyler yaşamayalım inşallah. Allah muhafaza eylesin. Aa, enteresan soru. Erkeğin hanımına küsmesi ne kadar uygun? Valla adamı küskeni mi olurmuş? Hacı Mehmet. Adamın küskeni oluyor mu? Baban küser miydi ananı hiç? Ha? Küsmüyor muydu hiç? Görmedin, sen şahit olmadın ya. Senin baban küsüyor muydu? Hayret ya. Hacı Mehmet küser mi Adnan anana? Ha? Naz ayrı ya. Ha? Naz var ama küsme var mı? Küsme yok. Benim bildiğim adamın küsmesi olmaz ya. Ne bileyim ya. Ertan, senin var mı baba küser mi öyle? Şahit olmadı. İsmail, sen şahit oldun mu? Baban küser miydi? Küsülmez efendim. Küsülmez. Baba küsmez efendim. Baba hiçbir şeyi yani kabul etmemez, yetmez. Evlat ona hançer olursa da baba alanı yapmak zorunda. Evlat baba değil baba, ya. Sen eşte de aynı. Eşte de aynı. Baba diyorsun, çocuğu da küsemez, karısına da küsemez. Hiçbir şey küsemez. Efendim. Tamam. Babalık ancak vermeyle bakmayın ya. Ay İsmail, sen de ya. Tam milletin anını anına vurdun ya. Babalık vermekle bakmakla mı gel? Sizin bizim babamızsınız. Bakacaksınız. Ne kadar adresi. Nereden aldın getirdin? Keletiri gene benim kafama geçirdin ya. Ha, benim küsme gibi bir lüksüm yok. Tamam. Vallahi denklem tamam. Biz ne yaparsak yapalım diyor, sen küsmeyeceksin diyor. Bakacaksın bize diyor. Tamam, denklem tamam. Ama erkeğin hanımına iş nereden bana geldi de? Bir dakikada nasıl keletir kafama geçsin benim? Ben şaştım desem yalan olur şimdi. Sonuçta ben çırak çıktım ya. Hayırlısı. Erkeğin hanımına küsmesi uygun değil. Erkek küsmez hanımına. Böyle bir şey yok. Sakın eşlerinizde küsmeyin. Ya sen evden sorumlusun, hanımdan sorumlusun, çocuklardan sorumlusun. Nereye küsüyorsun? Allah muhafaza eylesin. Yeni evliyim, kocam her gün kendi ailesine gitmemizi istiyor. Evimde zaman geçiriyorum, bu durumu eşime nasıl anlatayım? Adam ne yapma evlenmiş ki ya? Madem anasının babasının evinde yaşayacaktı o kadar. Allah muhafaza eylesin. Ya. Evlenen bir kimse evinde yaşayacak. Eşini evine alıştıracak. Kendisi de evine alışacak.
O evliliğin devamiyeti için taraflar evde yaşamanın yolunu bulacaklar. Evde zaman geçirmenin, beraber zaman geçirmenin yolunu bulacaklar. Erkek öyle her gün anamın babamın evine gideceğiz. Hayırdır? Evlenme o zaman. Ananla babanla yaşa. Aynı şey kadın için de geçerli. Her gün ananı babana gidecektin. Ne ama evlendin ya? Aynı şehre evlenenler haftada bir gün eşlerini, yani hanımlarını anne babalarına götürmekle mükellefler. Kadının hakkı bu. Eyvallah. Erkek kendi annesine babasına bakmakla mükellef. Eyvallah. Sen git her gün anana babana bak, bakacaksan. Git elini öp, duasını al, yürü git. Hatunun amma zorluyorsun her gün. O kadın kendi evini ev gibi görmeyecek mi? Allah muhafaza eylesin. Türk ırkının soyları nereye dayanıyor? Adem'e. Biz maymundan gelenlerden değiliz. Benim soyum Adem'e dayanıyor. Başkasınınkını bir şey diyemem, bilemem. Türkler, şimdi bir laf daha atacağım şimdi. Ortalık alabor olacak. Türkler, Habil'in soyundan, Kabil'den değil. Gündem karışacak şimdi gene ama. O yüzden Türkler Habil soyu. Gerçekten ciddiyim, bu konuda şeyim yok. Yani bir problemim yok. Kabil soyundan gelenler aşağı indiler şeye, Yemen'e doğru, daha o Arap Yarımadası'nın aşağı indiler. Kabil soyundan gelenler. Onlar orada şehirler kurdular. Sonra Habil'den gelen Şit, o Kabil'den gelen o şirk, zalim şehirlerin hepsini de fethetti. Ve her şehrin kapısına da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Adem Safiyullah diye yazdırdı. Şit nereden geldi? Şit aşağı Mezopotamya'dan, Suudi Arabistan ve daha aşağısından değil. Şit yukarıdan, yukarı Mezopotamya'dan, Orta Asya'dan doğru geldi. Yani bizim atalarımız yerinden geldi. Bizler dolayısıyla Şit soyundanız. O yüzden Türkler tarih boyunca ırkçılık olarak değil, hakkın, hakikatin, doğrunun yanında yer aldılar. Tarih boyunca tek tanrılı oldular. Tarih boyunca. Hiçbir zaman onlarda çok tanrılı din yoktu. Hiçbir zaman da olmadı. Allah bizi affetsin. Amin. Yıllarca içimizden hainler çıkmış. Gerçekten bunlar Türk mü, südü bozuk mu? Türk ırkının ülküsü, ilkesi nedir? Tabii Orta Asya'dan itibaren biz gelince, gelirken de normalde bütün ırklardan, bütün kavimlerden bu tip şeyler oldu. Sonradan Osmanlı'da devşirmeler oldu, dönmeler oldu derken, siz kuvvetliyseniz, bakın kuvvetliyseniz sizden gibi görünen çok olmaya çalışır. Siz zayıfsanız sizden gibi görünmek isteyen hiç kimse olmaz. Kim zayıftan yana olmak ister? Kimse olmaz. Kuvvetliden yana olmak isteyenler oraya giderler, sığınırlar. Bu da nedir? Bu karaktersizliktir. Bu istikametsizliktir.
O hak ve hakikatten yana tavır koymaz. Güçten yana tavır koyar. Oysa hak ve hakikat karşındakinin gücüne ve zayıflığına göre değildir. Bir şey hak ise söylersin. Bu kime dokunursa dokunur. Hak budur. Bakın hak budur. Ama kuvvetlenince ne olur? Hala işte kendisini ondan da olmak isteyenler ne yapar? Onun gibi görünmek isterler. Allah muhafaza eylesin inşallah. Bir tane, iki tane hadis okuyalım. Ondan sonra da bu akşamki dersi bitirmiş olalım. Hüzün kuyusundan Allah'a sığının. Ashab, ya Resulallah, hüzün kuyusu nedir dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemde bir vadidir. Cehennem bile günde 100 defa bundan Allah'a sığınır buyurdu. Biz ya Resulallah buraya kim girecektir dedik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem amelleri ile gösteriş yapan okuyucular girecektir dedi. Bu okuyucular hani böyle Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden, Kur'an-ı Kerim okuyanlar, bir yerlerde mevlüt okuyanlar, bir şeyler okuyanlar var ya, bunlarla alakalı. Yani bunlar o zaman gösteriş yapan okuyucular. O kimse gösteriş yapıyor. Amele gösteriş katmak. Bu bir tek savaşta caizdir. Bu bir tek kafirlere caizdir. Gösteriş yapmak. Bakın gösteriş yapmak. Kafirlere zenginlik gösterişi, kuvvetli gösteriş yaparsın. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Remel yaptı ya, ilk geldiler normalde Beytullah'ı tavaf ederlerken müşrikler dediler ki ne kadar zayıflamışlar, deri kemik kalmışlar. Cebrail aleyhisselam hemen geldi Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine Remel yapmasını söyledi. Kuvvetli yani. Böyle kuvvetli gidiyorsun. Omuzunu açıyorsun ilk 3 şafta. 3 müydü 4 müydü? 3 değil mi? İlk 3 şafta. Ne yapıyorsun? İhramın omuzunu açıyorsun. Remel yapıyorsun. Kuvvetli gösteriyorsun kendini. Sünnet bu. Kuvvetli göstermek. Rab, rab, rab. Kuvvetli böyle güçlü kuvvetli gitmek. Tavaf ederken. Kime? Müşriklere. O gün için müşriklere karşı gösteriş yapıyor. Müşriklere, münafıklara, kafirlere güçlü görünmek. Onlara gösteriş yapmak. Onlara şataat yapmak. Onlara şatafat yapmak. Caizdir. Bakın caizdir bu. Mümine? Mümine yapamazsın. Bu riya olur. Mümine yapamazsın. Bu adamı çökertir. Hani Bedir'de Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri çıktı meydana, öyle şataat yaptı, öyle şataat yaptı. Yaptı. Hepsi de doğruydu. Söylediklerinin hepsi de doğruydu. Savaş meydanında metheden şeyler söyledi. Ben filanca filancanın kellesini uçuran, ben filanca şöyle savaşan, ben filanca böyle yapan. Arkadan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki savaş meydanında olmasaydı Ali helak olduydu. Kafirlere gösteriş yapmak, şatahat yapmak, münafıklara gösteriş yapmak, şatahat yapmak. Müşriklere gösteriş yapmak, şataat yapmak caizdir. Öbür türlü caiz değildir. Cehennemde öyle bir dere var ki cehennem günde 400 defa onun şerrinden Allah'a sığınır. Burası riyakar hafızlar. Gösteriş için sadaka verenler. Gösteriş için hacca gidenler. Ve gösteriş için Allah yoluna çıkanlar için hazırlanmıştır. Demek ki cehennemde öyle bir vadi var ki, dere var ki, cehennemin öbür dereleri, öbür vadileri günde 400 sefer Allah'a sığınıyorlar o derenin, o vadinin azabından. Kimler girecek oraya? Dikkat edin.
Riyakar hafızlar. Riyakar. Dininde riya yapan, hafız, alim, fıkıhçı, hadisçi, kıyas yapıyor şimdi. Riyakar olanlar. Hakkı ve hakikati saklayan. Faizcinin önünde böyle el pençe divan duran. Oh, muhteşemsin abi sen ya. Ya faizcinin teki. Ne riya yapıyorsun ona? Ahlaksızın teki. Ne riya yapıyorsun ona? Adam bir günah-ı kebaire devam ediyor. Tövbe etmiyor. Geri dönmüyor. Hacısı, hocası, dervişi riyakarlık yapıyor ona. Allah muhafaza eylesin. Amin. Gösteriş için sadaka veren. Etrafına hava atacak ya. Gösteriş yapacak. Bir de diyecek hocam ben her gelene vermeye çalışıyorum. Bana ne ya? Bunu söyleyecek ya onu. Herkesin yanında 2 lira, 3 lira, 5 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lira bir şey verecek. Gösteriş yapacak illaki. Allah muhafaza eylesin. Gösteriş için hacca gidenler. Fi sebilillah, hac farz ibadetini yerine gitmeye çalışıyor, yerine getirmeye çalışıyor. Hac ibadeti, annesinin karnından doğduğu gün gibi temizlenerekten döner. Fî sebilillah. Sırf temizlenmek için hacca gidiyor. Fî sebilillah temizlenmek için gidiyor. Diyor ki ya Rabbi beni affet. Sırf bunun için hacca gidiyor. Oo, her sene hacca gider ya. Ben her sene hacca giderim ya. Ben mi yalan söyleyeceğim ya? Her sene hacca gidiyorum ben. Bana ne ya? Allah muhafaza eylesin. Amin. Gösteriş için Allah yoluna çıkanlar. Böyle tebliğciler vardır böyle. Dolaşırlar böyle. Biz tebliğe çıktık. E ne yapalım? Yardım edin bize. Allah Allah. Hacı Efendi bir dakika. Buyurun kardeşim. Biz hangi cemaatteniz biliyor musun? Bilmiyorum kardeşim. Ulu Cami'nin bahçesindeyim ben. Biz filanca efendi hazretlerinin müritleriyiz. Maşallah. Biz Allah için seyahate çıktık. Maşallah. Allah mübarek etsin. Bize yardım et. Ha hayırdır? Bize yardım et. Biz sana dua edelim. Senin şeyhin nerede dedim ben? Samsun'da dedi. Ben tuttum omuzlarından, Samsun bu tarafta değil mi dedim ben. Evet dedi. Söyle ona dedim ben. Naçar kaldık dedi. Nasıl yani dedi. Oğlum basmaya dedim. Seni gönderen senin ekmeğini suyunu da düşünsün dedim. Seni gönderen senin dilencilerini düşünmemiş dedim. Benim şeyhim diyor ki dedim ben kimseden istemeyeceksiniz. Mustafa Efendi yanında isteyen bir kimse taşıma. Yanında çok yemek yemek ye, çok yemek yiyeni taşıma. Yanında çok uyuyanı taşıma. Yanında çok konuşanı taşıma. Lafını bölen kimseyi yanında taşıma. Lafa giren bir kimseyi yanında taşıma. Mustafa Efendi sen müsaade etmeden bir kimse konuşuyorsa onun yanında taşıma. Olur olmaz etrafıyla muhabbet ediyorsa yanında taşıma. Bunları at oğlum yanında. Bir yere giderken bu tip insanları yanında götürme. Eyvallah. Yolun adabı. Bakın yolun adabı. Adamın birisi onu götürmek için şey yapmış. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim evladım.
şey efendi girdim arabaya, şey bellidir, hayırlı yolculuklar, Allah razı olsun efendim. Bu kadar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yolculuk Mustafa efendi, Allah razı olsun efendim. Ben dönüp bir daha bir şey sormam ona. Asla. Düşünüyorum, şimdi düşünüyorum. Sonradan düşünüyorum. 18 yıl beraber onca yolculuk yapmışız, hiç sormamışım bir şey. Kendiliğinden bir şey konuşmamışım. Bana diyor ki, geçenlerde bir arkadaş illaki dedi ki götüreyim, iyi bindik arabasına Mustafa efendi. Arabaya biner binmez, efendim Nevşehir'de havalar nasıl? Ne bileyim oğlum demiş, Nevşehir'den çıkalı 10 gün oldu, havalardan ne haberin var demiş. Efendim hacı anneye bir sorsaydın demiş, havalar nasıldı? Ha oğlum işim gücüm yok, hacı annene havalar nasıl diye mi soracağım demiş. Allah muhafaza eylesin. Dilencilik. Allah için yola çıktım deyip gösteriş yapmak, dilenmek. Gittiğim yerde yemek yiyeceğim, su içeceğim, çay içeceğim diye beklemek. Allah muhafaza eylesin. Amin. Şurada Deylemi'nin bir rivayeti var. Sülemi almış bunu kendisine ölçü olarak. Bu sohbete önümüzdeki haftaya devam edeceğiz. Ama bunu böyle niyet ettiydim okumak için. Okuyayım. Müsaade ediyor musunuz? İnşallah. İki şöhretten sakının. Bunun dersini önümüzdeki hafta yapacağız. Sufi ve derviş ve derviş kılığına girip kaba kumaş giyerekten sofilerden görünmekten kıyamet günü şiddetli azap olacak olanı kendisinde hayır olmadığı halde İnsanlara kendisini hayırlı gösterenidir. Sufi kıyafeti giyip kendisi hayırlı olmadığı halde kendisini hayırlı gösteren. Ne yapacakmış? Allah muhafaza eylesin. Kıyamet gününde şiddetli azaba düçar olacakmış. Deylemi'den bu. Sufi kıyafeti giyip, sufi kıyafeti giyip, ama sufi ahlakına sahip olmadığı halde kendisini hayırlılardan göstermek. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Amin. Destur ya Hazreti Allah.